Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra güzel bir aksesuar yapımıyla yine karşınızdayım. Umarım bugünkü aksesuarımızı da beğenirsiniz ve sizler de severek yaparsınız. Benim bu şekilde hemen başlayalım hızlıca. Bu şekilde bir tane telim var. Ortada kullanacağım bunu 1 milimetre kalınlığında. Yaklaşık olarak 40 santimetre kestim arkadaşlar telimi. Ve iki ucundan da bu şekilde kıvıracağız telimizi ve böyle saça ya da türbana tutturmak için bir yuvarlak oluşturacağız. Her zamanki gibi bu şekilde başlıyoruz. Şimdi aksesuarımız dallardan oluşuyor arkadaşlar. Böyle dallar hazırladım ben. Bunları önden hazırladım hızlı olsun video diye. Merak edenler için, yapımını merak eden arkadaşlarımız için videonun sonuna yapımlarını ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle dallar hazırladım. Ve bu dalları da dediğim gibi daha sonradan sizlere yapımını göstereceğim. Şimdi hemen şu Swarovski taşlarla ilk bunları yerleştirerek aksesuarımızın yapımına başlayalım. Şimdi aksesuarımızın şu yuvarlak kısmı görünmemesi için tam böyle üzerine gelecek şekilde taşımı yerleştirdim. Ve telimi sıkıca sarıyorum arkadaşlar. Hep aynı yöne doğru saralım telimizi. Ben dış tarafa doğru sarmayı tercih ettim. Şimdi bunu biraz sardıktan sonra telimi keseceğim. Çok da fazla bir kalınlık oluşturmasın arkadaşlar. Şöyle başladık ve devam edelim. Bu da yine iki tane dalı birbirine monte ederek böyle bir dal oluşturdum. Şöyle alt tarafından yerleştirdim ve yine dışarıya doğru sarıyorum. Yine karşısına bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Bakın elimle bu şekilde yerleştirdim. Görülebiliyor mu? Ve telimi sarıyorum. Şimdi 4 numara kristallerimle yaptığım dallarım var. Onlardan ekliyorum. Malzeme olarak kum boncuktan kristale, Swarovski taşlara kadar hepsi içinde mevcut. Karışık olarak kullandım arkadaşlar. Karşısına da bir tane ekliyorum. Ve dediğim gibi hem malzemelerin hangi malzemeleri kullandığımı hem de dallarımızın yapılışını videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde Swarovski taşlarımı tekrar ekliyorum. Ve zaten belirli bir sıralamayla gideceğimiz için size bu kadarını göstersem yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Şöyle karşılıklı güzel duracağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak koyalım. Ve buradan sonra yine şu iki dalımı arkasından kristallerimi ve yine Swarovski'leri
koyarak devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerletip diğer kısmını, uç kısmını da nasıl bitiriyoruz, o tarafı nasıl yapıyoruz, orayı da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben videoyu birazcık burada durdurayım ve bu şekilde eklemeye devam edeyim arkadaşlar. Bakın aynı şekilde aynı sıralamayla gidiyorum. Ve böyle aksesuarımız ilerlemeye başladı. Aksesuarımızı bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Şimdi diğer tarafına geçeceğim ve diğer tarafından yapmaya başlayacağım ki şu uç kısmını, diğer ucunu da sizlere göstereyim. Yalnız size şöyle bir şey söylemiştim. Swarovski taşları koyarken birer tane budallardan ekleyerek değil de ikişer tane ekleyerek koydum. Çünkü çok üst üste gibi durdu Swarovski taşlar. Biraz böyle kendini belli etsin, aralıklı dursun diye araya daha fazla dal ilave ettim. Bunu da size söylemek istedim. Şimdi diğer uçtan aynı diğer uçta yaptığımız gibi buradan başlayarak ilave edeceğiz. Ve diğer tarafa doğru gideceğiz bu sefer. Yaptığım işlem yine aynı olacak arkadaşlar. O yüzden şu arayı aynı şekilde kapatalım. Yalnız dediğim gibi mesela şöyle örnek göstereyim size. Bunlardan birer tane, birer tane de şu kristallerden koyduktan sonra Swarovski'lerimi eklemiştim. Bu araları yaparken bu dallardan birer tane daha koyacağız ve o şekilde ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar aksesuarımızı tamamladık ama dalların yapımını göstereceğim demiştim sizlere. Bunun için ben 3 tane bu şekilde damla Swarovski kullandım. 2 tane de mekik. Şu uzun olanlardan. Şimdi bunları damla kristalle başlıyorum. Damla Swarovski taşımızla başlıyorum. Deliğinden geçirdim bu şekilde telimi. Şimdi şöyle büküyorum. Bir iki kez. Sonra diğer deliklerinden karşılıklı olarak geçiriyorum. Ve böyle elimle mümkün olduğunca teli yerleştirerek, bastırarak buraya yerleştiriyorum. Daha sonra telimi kıvırıyorum. Ve bu şekilde ilk taşımızı yerleştirdik. Şimdi diğerine geçelim. Yine aynı şekilde geçirdim. Biraz boşluk bırakıyorum. Mesafe bıraktıktan sonra kıvırıyorum. Tekrar diğer deliklerinden geçiriyorum. Ve yine bu şekilde telimi bükerek dalımı yapmaya devam ediyorum.
aynı şekilde bütün taşları yerleştireceğiz arkadaşlar. Elimizle güzelce teli yerleştirdikten sonra kıvırıyorum ve bu şekilde. Biraz şurada fazla aralık kaldı sanki ama onu daha iyi ayarlayabilirsiniz. Yani şu üst kısmı biraz fazla uzatmışım. Şu anda sadece size göstermek amaçlı hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi mekik olan taşımı da bu şekilde alt kısmına yerleştiriyorum. Evet, bu dalımız hazır arkadaşlar. Şöyle hızlıca size bunun da yapımını göstermiş oldum. Ve şimdi diğer taşlarımızdan dallarımızı yapmaya devam edeceğim. Şimdi 4 numaralı kristalimizle dalımızı yapalım arkadaşlar. Hemen onun yapımını göstereyim. Şöyle 3 tane kristalimi aldım. Bu şekilde kıvırıyorum. Yine 3 tane. Böyle üst kısmında 3 tane kristalimizi kıvırarak bu şekilde oluşturduk. Şimdi çiçek kısmını oluşturuyorum. Alt kısmında 2 tane böyle beşli yapıyorum. Ve bu şekilde dallarımı hazırlıyorum. 4 numara kristalle bu şekilde arkadaşlar. Diğerlerini de tek tek göstermeyeyim hepsini. Şimdi sadece şunu göstereceğim sizlere. Bu şekilde ayrı ayrı hazırladım. Bu şekilde gümüş rengi taşlarım vardı. Bir de kum boncuklardan yine gümüş tonda 2 tane dal hazırladım. Bunları tek tek monte etmek aksesuara zor olur diye şöyle üst üste koydum arkadaşlar. Kıvırdım dip kısmından böyle bir iki kez sadece. Ve şu iki tane telimi kestim. Bu içinde, aksesuarın içinde kalınlık oluşturmasın. Aksesuarı yaparken daha rahat monte edebilelim diye. Bu şekilde ikisini birleştirdim arkadaşlar. Bakın böyle ikisini birleştirerek aksesuarı yaparken daha kolay bir şekilde monte etmemizi sağladım. Siz de böyle dalları önden hazırlarsanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, aksesuarımız bu şekilde hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.